Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yiğit Ahmet kardeşimizin hesabındayız. Kendisi bizim uzun süredir takipçimiz. Kendisinin kadrosunu satışa çıkaracağız. Toplam 11 tane restansı kart var. Bakalım nasıl bir kadroymuş. Öncelikle kuracağız. Instagram hesabını şuraya bir yere Yiğit Ahmet'in koyuyorum. Kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. Açık arttırmaya sunuyoruz en yüksek teklifi veren kardeşimize bu hesabı iyi ithamet verecek arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu tarz videoların devamı için inanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Bu arada elimizde konsolda da kadrolar var. Eğer ki konsolda da bir hesap almak istiyorsanız Instagram Serdar Josar'dan da bana ulaşabilirsiniz dostlar aklınızda bulunsun hesap için Yiğit Ahmet'e ulaşmanız gerekiyor ilk verdiğim instagram adresine peki ne yapıyoruz bugün hesabın içinden geçeceğiz elimizden geldiğince burada detaylı bir şekilde aktaracağız ama her videoya başladığımız gibi yine söyleyelim ben şu anda iOS'tan giriyorum yani şu anda ben de e, burada coins yok ama belki Android'de vardır yoktur onu e, Instagram'dan Yiğit Ahmet'e sorabilirsiniz dostlar. Ama burada gördüğünüz gibi 7 milyon 300 binlik bir ee, en azından GP var. Ee, buna göre çünkü biliyorsunuz sözleşme yenilemeler artık GP ile de yapalı, yapılabiliyor. Artık coins'in tabii ki de önemi yüksek ama GP'nin de önemi fazla oluyor. Hadi gelin isterseniz bakalım şöyle başlayalım. İlk önce isterseniz her zaman yaptığımızı yapacağız. Şuraya geleceğiz dostlar. Buradan hemen seviye antrenmanı diyeceğiz. Toplam kaç tane seviye antrenmanı var? Kontrol edelim. İyi hesabında seviye antrenmanı olarak bizi çok fazla tatmin edebilecek rakamlar görüyoruz. Gördüğünüz gibi 10.000'den 50 tane, 4.000'den 38 tane, 1.000'den 10 52 tane olarak görünüyor. Yani herhangi bir DP probleminiz bu hesap için olmayacak gibi görünüyor. Peki gelin isterseniz bir de sözleşme yenileme kısmında isterseniz GP ile var ama bir de normale bakalım. Gördüğünüz gibi toplam 9 tane 60 gün 190 tane de 10 gün olduğu görünüyor. Gerçekten çok başarılı. Aynı zamanda isterseniz şöyle yapalım. Beceri antrenmanı dediğimizde Beceri antrenmanı olmamış olarak görünüyor. Hangi oyuncu ne, ne beceri antrenmanı var? Detayları kendisiyle görüşebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Şimdi kaleciyle başlayalım. Şey Given var. 96 reytingde 97'lik Donorumba var. Şimdi hadi gelin şey Given'ı alalım. Hani 11 tane, 12 tane destansı kart olduğundan bahsediyoruz. En azından hani destansılarla kurmaya çalışalım kadro. Daha sonra zaten kolektif güç falan da bir kontrolü sağlarız. Dostlar unuttum hemen şöyle geleyim. Şurada menajer değiştir dediğimde herhangi bir paralı menajer almış mı diye kontrol ettiğimde gördüğünüz gibi burada Mikel Arteta var. Aslında biz Mikel Arteta'yı da alalım şöyle. Buradan da hemen şöyle gelelim Arteta'yı aldıktan sonra takım oyun tarzını top çevirme yapalım. En azından babacım ya destansılarla bir kadro kuracağız ama bizim teknik direktörümüz de destansı olsun. Mikel Arteta e, burada gördüğünüz gibi oldu. şey Given'ı aldık. 99 rating oluyor. E, Donorum Mayı da alsak 99 olacak burada. Ekstra bir değişiklik yok. O yüzden ben yine şey Given'ı alayım. Orada en azından şu altta destansı kartını görelim. Şimdi dörtlü defans hattımız var. Önünde bu arada üçlü çok ilginç. Normalde 4-3-1-2'de 1 DOS iki go gibi falan olurdu ama burada birbirine çok yakın oyuncular farkındaysanız yani aynı paralellikte duruyorlar. Bu hangi teknik hangi takımın dizilişi? Artık onu yine görüşebilirsiniz. Ben bilmiyorum açıkçası. Kaleci olarak onun dışında burada gördüğünüz gibi Vitor Baia var. Yani ben tabii ki de destansları hep kontrol ettim. burada epik olarak da Vitor Baia'yı görebiliyorsunuz. Onun dışında bir iki tane daha Kalbrüst'lü kaleci var. Kaleci konusunda bir sıkıntı yaşamazsınız. Zaten bir tane epik ya da destansınız olması açıkçası yeterli geliyor. Hemen şöyle yukarı doğru çıktığımızda dostlar stopere baktığımızda burada Delight da son buluyor. Delight, Sadip, Saliba idi bu galiba. Rudiger, Bastoni var, Puyol var. Hemen geliyoruz ne yapabiliriz diye bakıyoruz. 96'lık puyolu gelip şuraya alıyoruz 98 burada bastoni 99 oldu İsterseniz gelip buradan herhangi bir oyuncuyu da alıp 99 yapabilirsiniz ama biz bu yol daha özel bir tasarım kartı olduğu için puyolu oraya koyuyoruz arkadaşlar yanında da baston ile Bu arada Ivan Cordoba'yı da isterseniz gelip alabilirsiniz isterseniz ee, bu şekilde bir kadro kuralım. Başta kolektif gücü daha sonra düşünürüz. Gördüğünüz gibi bu da e, sonuçta bir epic karttır. Yukarı doğru çıktık. E, Stoper konusunda bir sıkıntı yok. Rudiger'in iki tane tasarım kartı var. Bir tanesi 96. Takım da 99 oluyor. E, Saliba ve de zaten 99 oluyor. Şimdi sol bek kısmına geldiğimizde sol bekte gördüğünüz gibi Robertson ve Hernandez ikilisi var. Ama burada hemen kandeleye aldık. 100 rating yaptık. En azından şu ana kadar. 4 oyuncuda düşüşte gelme ihtimali olmayan oyuncular biliyorsunuz destansı kartlar B performans geliyor. Eğer ki performansları değişkenlik göstermezse istikrarsız olmazsa düşüşte gelme ihtimalleri olmuyor arkadaşlar aklınıza bulunsun. Şimdi bakalım sabek kısmına baktığımızda özel tasarım Arnold kartı var ama burada 96 reytingde gördüğünüz gibi Tom Yashu'yu görüyoruz. Tom şu da aldığımız takdirde yine bütün kadroyu en azından kaleci ve defans olarak B performans yapmış durumdayız. Tom Yashu'yu oraya aldım. Yine küçük bir hatırlatma. Kolektif güç değil. Şu anda en önemli özel tasarım kartlara göre kuruyorum. Gördüğünüz gibi kurdum. Şu anda iki tane destansımız zaten mevcut. Alexander Arnold'un bu arada özel tasarım kartı bu da. Bu da çok önemli. İstersek bunu da alabiliriz. Duruma göre istersek şu şekilde yapabiliriz. Çünkü Tomiya şu da biliyorsunuz stoper oynayabiliyor. Ama biz yine de Ivan Cordoba'yı alalım oraya. Hemen şöyle tekrardan Ivan Cordoba'mızı alıp orada hiçbir problem yaşamayalım diyorum. Ivan Cordoba'yı tabi bulabilirsem stoperlerden şöyle baktım. Ivan Cordoba gözüme hiç çarpmadı. Şeye mi aldım? Neyse. Anasını satayım. Kalsi Ivan Korda mı varacağım şu anda? Yukarı doğru çıktığımızda Joshua kim mi Eşref Hakimi var. Gördüğünüz gibi defansif orta saha olarak gerçekten çok e, iyi bir şey. Bu arada e, Viyana'nın yanında bizim Bekir abinin oğlu da var. Dedim o kadar bıyık bırakma diye ama bırakmış. Bizim Fernando diyoruz biz, lakabı Fernando. Aslında Ferit'tir bunun ismi. Dostlar bıyık bırakmış kardeşimiz. Şimdi 3 tane defansif orta ile çıkabiliyor muyuz? Çok merak ediyorum. Şöyle bunu dost yapabilecek miyiz? Hemen şöyle gelip defansif yaptığımızda çünkü takımda 3 tane adam akıllı defansif orta saha yapabileceğimiz oyuncular var. İstersek go, istersek DOS şu şekilde 3 dosta yapabiliriz. Bu arada çok iyi bir like gelirse sözüm olsun. Ee, gerçekten alalım hesabı maçı da yapalım arkadaşlar. 3 defansla birlikte bu takım nasıl aşılacak abi? Bu takımın defansını sen nasıl aşacaksın? Resmen puan kasılmalık bir hesap diyoruz. Ve yukarı doğru çıkıyoruz. Bu arada aynı zamanda Casemiro var, Chihomini var, Petit var. Bernardo Silva'nın oyuna ilk defa gelen, ilk gelen ve daha sonra hiç dost olarak gelmemişti. Bernardo Silva'nın dost kartı var. Yani ilgilenenlere duyurulur. Yani Aa süper. Matius var, Steven Gerrard var. Şöyle yapabiliriz. Şimdi bokunu çıkarmayalım deyip eğer ki abi 3 tane de dostla oynanmaz abartıyorsun diyebilirsiniz. İsterseniz şöyle bunları go yapabiliriz tabii ki de. Ee, ama şu go olmayabilir. Evet tamam şöyle yapacağız. Laps dedim. En azından Patrick Vieira'yı go pozisyonuna çekebilirim. Aynı zamanda gördüğünüz gibi destansılarla kurduk ama Steven Gerrard ve Matthews ki bunları almamız durumunda reytingleri de arttıracağız. Aklınızda bulunsun ama ben yine destansılarla gidiyorum herhangi bir sıkıntı olmasın diye ama isterseniz gelip şu şekilde 101 yapıp Matthews'u da gelip 101 yapabilirsiniz. En azından rating olarak da çok yüksek bir sınıfa atlamış olabilir kadro. Şimdi ofansif orta sahada bakalım kimler var. Kevin De Bruyne var, Simons var, Musiala var, Bernardo Silva'nın ofansif orta saha kartı da mevcut. Mount var gördüğünüz gibi. Kaban var, var. Nasıl espri çok kötüydü. Bruno Fernandes var. Gördüğünüz gibi Deco da var arkadaşlar. Deco'yu gelip buraya alabiliyoruz. Full özel tasarım kartlarla Rahatlıkla bir kadro kurulabilecek gibi zaten görünüyor gördüğünüz gibi hemen şöyle baktığımızda Mbappe var, Donadoni var, Lionel Messi var, Rumeliya var, Rumeliya'yı geldim aldım. Bu arada Lionel Messi de var, Messi de gelip buraya 102 olarak yapabilirim tabii ki de. E, Dimaria var, Donadoni çıktım yukarı başka kimler var diye kontrol edeceğim. Rashford var, 99 olur, Rashford da çok iyi. Aa gördüğünüz gibi bakın özel tasarım en yüksek son gelen. Lionel Messi de mevcut. Aynı zamanda Eto ve aynı zamanda gördüğünüz gibi e, pat, düzeltiyorum e, Didier Drogba. Hani bazen böyle akıl tutması oluyor. Direkt Didier Drogba'nın konsoldaki o bana yaptıkları geldi aklıma. Yemin ediyorum kalbim duracaktı yani. Dostlar şöyle bir genel diyelim isterseniz. Şimdi bakıldığında bu arada kanatlı oynamak isterseniz Vinicius Junior ve Sadio Mane gibi oyuncular 97'lik Bellingham da var mesela burada gördüğünüz gibi. Başka Rummenigge'si var. Almadık daha kadroya. Onları da yavaş yavaş alacağız tabii ki de. Şöyle kontrol ettiğimizde daha ne yapabiliriz diye isterseniz gördüğünüz gibi bu şekilde çok sağlam bir kadro zaten kuruluyor. Genel dedikten sonra 96 reytingli stoperleri kontrol edebiliriz. Aa, Vinicius Junior'ın Santry kartı artı var. Bu da çok çok önemli. Şimdi 96 rating Bastoni var gördüğünüz gibi. Almamız durumunda yükselecektir. 99 yaptık. Aynı zamanda başka kimi alabilirim diye kontrol ettiğimde 96 reytingde Rudiger'i de alabiliriz gördüğünüz gibi. 99 yaptık. En azından kolektif güç olarak da biraz daha arttırdık. Şimdi Bellingham'ı aldık. Tabii ki de Messi'yi alamayacağız. Messi'nin üst tasarım kartı burada. Vinicius'u aldık. Burada e, Kaleci'yi almayalım. Hemen şöyle Sadio Mane'yi aldım, yüz yaptım, geldim. Hemen geldim, Edmilson'u aldım. Tabii ki de Koller, hem de yan Koller ki o yüzden yana aldım farkındaysanız. Yine salakça bir respri Adriano'yu aldık, burada Ruminige var aldık. Gilberto Silva'yı alıyoruz dostlar ve daha sonra Kylian Mbappe. Bu yüz oluyor, şu şu da mı yüz oluyor? Bu da yüz oluyor. Yüz yok sanıyorum ki. Karim Beyzama'yı alacağız. 100 olacak. Ve son olarak e, Dona... Evet bu 99 olacaktı. E, şuradan Simons'u alacağım ve 99 yapacağım. 3118 Kolektif Güç. Kardeşimize Instagram'dan tekrardan buraya bir yere bırakıyorum. Ulaşabilirsiniz dostlar. Full özel tasarım kartlarla da oluyor. Bu arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e, şöyle bakalım 7, 8, 9, 10 bir tane daha olması gerekiyor. Bir tane de Showtime varmış. Ha bir de Messi var gördüğünüz gibi. 11 tane destansı kartı mevcut. Yalan söylemiş olmayalım çünkü. Tamam 12 var mı diye bakıyorum da 12 yok. E, ee, 11 destansı kart. Tabii ki de çok güzel bir timelarda var. Aynı zamanda ee, bir tane de Showtime var. Bunlar çok çok önemli. Instagram adresini bıraktım arkadaşlar. Kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.